Sayın sinirli insan. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne var? Şimdi bugün ben sana biraz böyle sinirli davrandım ya. Onun için kusura bakma. Yani özetle demek istediğim, benim için önemli olan sensin. Başkaları değil. Bu akşam da dinleyeceğim seni. Sen bilirsin Batu. İstiyorsan kal, istiyorsan git, ben karışmıyorum. Tamam işte, kalmaya karar veriyorum. Bunu da borsaya bildiriyorum. İyi. Başın dönmüyor mu senin? Heyecanlı mısın sen? Evet, heyecanlıyım. Nasıl heyecanlı olmayayım? Annem için şarkı söyleyeceğim. İnsanlar izleyecekler, eleştirecekler belki. Bu büyük bir şey. Sakin, sakin. Senin rahatlaman lazım. Tamam mı? Evet, ama başımda bu kadar dert varken ben nasıl rahatlayayım? Rahatlarsın, rahatlarsın. Gel seninle biraz yürüyelim. Yürüyorum ben burada zaten deminden beri. Faydası yok. Tamam, o zaman bağır. Çağır ya, küfret. Bağır sokakta. Aa yap, bağır, küfret, küfret. Oha! Güzel bir başlangıç, fena değil. O adam başka küfür biliyor musun? Yok, ben sadece gidip uyumak istiyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum. O en kötüsü. Çok yanlış bir yön. Depresyona kayar, hiç işimiz olmaz. Buldum. Rakı içelim seninle birer kadeh. Oldu. Başka? Başka, yanında peynir koyarız, kavun koyarız. Tamam. Kaç saatin var senin? Bir. Bir mi? Bekle, burada geliyorum. Aman Allah'ım, yoksa bu gelen... Amcacığım, gözünü seveyim. Ciddi bir soru sormaya geldim sana. Emret komutanım. Sen şimdi böyle aktörsün ya, dizilerde mizlerde oynadın ya. Reklamlar. Tamam, reklamlarda da oynadın. Sahneye çıkmadan önce böyle tiyatroya miyatroya heyecanlanıyor muydun? Heyecanlanıyorum tabii, çok normal bir şey bu. Süper. İşte o heyecanını gidermek için ne yapıyordun? Tuvalete giriyorum. Ne yapayım amca? Kıza sağlam bir gel mi diyeyim? Kız kim ya, Sera mı? Yok, kumsal. Kumsal? Ulan sen de az çapkın adam değilsin ha, yemin ediyorum. Ya şaka yapma Allah aşkına ya. Bak bir saatim var. Benim bu kızın heyecanını gidermem lazım. Şimdi komitenin karşısına çıkacağı için heyecanlanıyor demek ha. Bir düşünelim. Yani bilmiyorum ki, ben mesela İzmir fuarında sahneye çıkmadan önce giderdim kendini paraşüt kulesine aşağı atardım. Amcacığım, normal insanlar için bir şey soruyorum. Sen normal değilsin ya. O da doğru. Yani maksat şu. Eğer heyecanlanıyorsan ve bu heyecanını yenmek istiyorsan, bundan daha heyecanlı bir şey yapman gerekiyor. Yani paraşüt kulesine çıkmış adamım ben dediğin zaman, bu ne ki diyorsun. Kapış? Yetti bana. Teşekkür ettim. Batu, nereye? Geliyorum şimdi. Ne güzelmiş lan gömleği. Vallahi bundan bir tane var. Yıkayıp yıkayıp giyiyorum. Yani zaten benim kıyafete verecek falan param yok. Sen ne zaman girdin lan mahalle kafasına? Hayırlısı be gülüm. Ay ne olacak ya? En kötü seçilemeyiz. Bugüne kadar böyle bir şey mi vardı? Yoktu. Ama bundan sonra bu olmaz. Ne takıyorsun kafana? Her şeyi kafana takıyorsun. Her şeyi kafana takıyorsun. Doldu doldu taştı valla. Şizo. Bundan sonra sana şizo diyeceğim. Şizofrenin kısaltılmışı. Ya kendi kendine konuşur muysan? Heyecanlanınca kendi kendime konuşurum. Söylemiştim. Biliyorum, hatırlıyorum. Yani ben zaten seninle ilgili her şeyi hatırlıyorum biliyorsun. Ben de seninle ilgili birçok şeyi unutmaya çalışıyorum. Allah Allah, neymiş onlar? Arabamı, paramı çalmam mesela. O çirkin konulara girmesek çok sevinirim. Şimdi burada biz ulvi bir görev için bir aradayız. Neymiş o ulvi görev? Birazdan görürsün. Yüksekten korkar mısın? Bilmiyorum, ne alaka? Birazdan onu da görürsün, gel. Binemem ben buna. Hiç öyle bir şey yok, bineceksin. Bak bu garantili rahatlama yöntemi. Hem zaten işin başında bak Cevdet var ya. Böyle tehlikeli falan olsa ben seni bindirir miyim? Bindiremezsin zaten. Ben yukarı çıktığımı düşünemiyorum. Aşağı düştüğümü hiç düşünemiyorum. Yenge bak sen bin. Korkarsan inersin, ne olacak ya? İnan mı Kumsal abla ya? Bu her korkan müşterisine böyle yapıyor. Sonra bir fırlatıyor. Para manyağı bu. Lan sanki Batulardan para alacağız, Allah Allah. Ben burada destek olmaya çalışıyorum. Ayrıca Kumsal ablaya yenge demek yasak, sen bilmiyor musun? Ulan sen daha az önce Cevdet abi beni fırlatma demiyor muydun, ağlıyordun burada? Ne oldu, bir anda cesaret mi geldi? Tamam tamam, durun bir. Kumsal, sahneye çıkmaktan korkuyorum diye sen değil misin? Evet ama bundan daha çok korkuyorum. Yani sahneye çıkarım, buna binmem daha iyi. Ya sahneye çıkacaksın zaten, o mecbur.
Biz sen sahneye daha rahat çık diye uğraşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Sen bayağı tırsın ha. Tırsak deme bana, sinirleniyorum. Tamam, beraber binelim. Olur abi. Tamam o zaman, ben bir bineyim. Bir bakayım atmosfere. Sevdim sevdim, sevmedim bilmem, söyleyeyim. Sen bir otur bir bak, hadi. Gel abi sen de. Reco bağla orayı. Senin bir lafın vardı ya, ben şok ben vefat. İşte bir şey olursa beraber şok, beraber vefat. Hadi. Ah. Evet. Tamam ben. Çok adrenalin salgıladım, çok korktum. Bütün sahne korkum geçti, çok iyiyim şimdi. Hadi inelim Batu, inelim hadi. Ya dur daha dur, ipler bile gerilmedi. Gerilmesin ipler, vallahi ben çok korkuyorum. Binemeyeceğim ben, inelim. Tamam ya, tamam hadi indirin abi. Ne çabuk vazgeçtin sen ya. Bu mu ısrarın? Dur, ben böyle şeylerden hep korktum. Biraz bekleyelim, belki geçer. Dur ben bir bekleyeyim, bir bakayım. Cevdet, bekleyelim, bekleyelim. Biraz bekleyelim hep birlikte. Ay, kumsal, ne kadar bekleyeceğiz burada acaba? Valla, gerekli değerlendirmeleri yaptım. Sanırım yapacağım. Gönder bizi, yapacakmış. Sanırım dedim, daha tam emin değilim. Sanmış, eminmiş. Hadi gönder, hadi. Zeki, hı? Bana bir su kapı getirir misin ya? Ya Gonca, uğraştırma beni şimdi böyle şeylerle. Su mu bozar bizi böyle şeyler? Bana bak. Ben bozacağım seni, ben. Ne oluyor bakayım? Anlat. Ya kızım, dünyanın yükü üstümde zaten. Yani benim buraya gelmem bile mucize şu an. Annem bir taraftan, ekşi bir taraftan. Ekşi ne be? Ekşi. Ya bana bak. Başlarım senin ekşine de tatlına da. Yeter sabahtan beri. Bu ne özentilik ya? Ne yapıyorsun Gonca, dur ya. Hemen eski haline dönüyorsun, hemen. Ha. Öyle mi diyorsun? Nasıl yapacağım ki oğlum? Şöyle dönsem, şu şekil. Ah. Olur mu bu? Evet, işte bu. Kötü şakalar, şebeklikler, Zeki bu. Aşk olsun yalnız, bizim de kalbimiz var. Kırılıyor. Hadi, su kap getir bana, hadi. Tamam, tamam. Getiriyorum. Elimde solucan, bekle. Dur, dur. Daha değil, daha değil. Birazcık daha. Oo, böyle olmaz ki ya. Millet de para kazanacak, bekliyor millet. Tamam, hadi indir kardeşimizi, indir. Yok ya, hem getir buraya, korkunu geçireceğim de, hem de yanımda car car konuş, olur mu öyle şey? Bekleyeceksiniz. Ne bekleyeceğiz? Hadi indir ya, indir. Hayır, hayır, indirme, indirme. Hayır, hayır. Hayır, daha değil, daha değil. Daha değil, daha değil ya! Ay Cevdet! Cevdet yapma! Hazır mısın? Hayır! Hazır mısın? Hayır! Gönder! İşte vazgeçtim, indirin. Helal olsun be. Nasıl uçtunuz ama? Şimdi şeyi konuşmadık. Benim formu doldurmam lazım. Herhangi bir kalp rahatsızlığı, tansiyon bozukluğu, epilepsi, ortopedik ya da psikolojik bir rahatsızlık var mıydı? Dedin ağzına bir çakacağım oğlum. Şimdi mi sorulur lan bunlar? E tamam, zaten varsa da geçti artık. E oğlum ne yapayım? Kumsal Hoca bir anda gaza gelince gitti. Çok korkunçtu ama aynı zamanda çok heyecanlıydı. Güzeldi yani. İyi, bunu da bitirdiğimize göre. Geç kaldık mı ya? Bilmem. Geç kaldık değil mi biz? Hadi gidelim hemen. İyi, biz kaçıyoruz o zaman. Hadi görüşürüz müdür. Oğlum benim midem kalktı. Lan neredesin? Aa, buradayım. Orası neresi? Geliyorum, hemen geliyorum, tamam mı? Görüşürüz. Trafik saati, gitmemiz lazım. Tamam, şimdi soruyorum son kez. Sahne heyecanını yendin mi? Çok güzel yaptın. Sahne heyecanının hepsini aldın ama şimdi trafik heyecanın başladı. Hayda, ne yapsak olmuyor ya. Sürekli heyecanlanmak istiyor. Olay o. Hadi yürü. Hadi eyvallah. Haydi görüşürüz müdür. Evet Reco, devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.